Arkadaşlar oynar başla hoş geldiniz. Bugün bir bakalım nasılmış köşemizde. Yine çok yeni olmayan bir oyuna bakacağız. Painkiller Hell and Damnation oyunumuz. Bir sürü Painkiller oyunu var. İlk Painkiller oyununu ilk çıktığında birazını oynamıştım. Bunun da birazını oynadım. O Painkiller'den ne fark olduğunu pek de anlamadım açıkçası. Ama boyutu bayağı büyük. Yani 12-13 GB falan oyunu kurduğunuzda ve içinde 3 tane de DLC var. Belki de bu DLC'lerle beraber bayağı büyük oluyor. İlk oyundan en büyük farkı sanki aynı oyunu almışlar da grafiklerini yenilemişler gibi geldi bana. Bilmiyorum, belki ekstra hikayeler, ekstra bölümler falan vardır. Ya da bugüne kadar çıkan bütün Painkiller oyunlarını içinde toplamışlardır bunun. O yüzden boyutu büyüktür. Bunları bilemiyorum. Campaign diyorum. Ben baştan birazcık oynamıştım. New diyelim, en baştan göstereyim. Daydream kolay, normal, zor. Bunu bitirirseniz Trauma diye bir zorluk seviyesi daha açılıyor. Çok zor, aşırı zor. Insomnia'da normal zorluk seviyesini bir deneyelim bakalım. FPS tarzının son zamanlardaki en iyi temsilcilerinden biri bu oyun. Şurada, şurada ve şurada ışıklar vardı. Oralara bakmamızı söyledi oyun başında. Şimdi aşağıdan cephaneyi almamızı söylüyor. Bunları falan da alıyoruz. Sağ tuş. Hayır, pardon, sol tuş. Çok güzel ateş ediyor. Kafadan vurmanız pek bir şey fark ettirmiyor. Öldükleri zaman böyle yeşil bir şeyler çıkıyor bunların içinden. Onları topluyorsunuz. Belli bir miktar topladığınızda görüntü değişiyor. Sanki gece görüşüyle bakıyormuşsunuz gibi bakıyorsunuz ortalığa. Ve yavaşlıyor düşmanlarınız. Şu anda oyunun başı olduğu için üçer üçer geliyorlar ama birazdan göreceksiniz. Bu oyunda Serious Sam bilirsiniz. Bu da bir nevi Serious Sam gibi bir oyun. Sonradan buraya gideceğiz herhalde. Orası açık. Bunda koşma ne onu çözemedim çünkü Shift'e bastığımda ateş ediyor. Burası açılmamış. Şurası açıldı. Oyunun bu kısmı size sadece bir şeyleri tarif ediyor. Oo, yanından geçtim, patladı. Altınlar dökülüyor. Altınları toplayın arkadaşlar. Onlar işinize yarayacak sonradan. Zırh aldık. Buradan herhalde tekrar... Ne oluyor? Evet, sandıklar geldi. Bunlar neymiş? Ha, bunlardan evet paralar dökülüyor. Paraları toplamam gerekiyor mu acaba? İşaret daha aldık. Second one. İkinciyi bul şimdi de. Hadi bakalım diyor. Onu da bulduk. Ve portaldan geçtik. Oyunda kartlar düşüyor. O kartları da topluyorsunuz ve kartınıza göre, kullandığınız karta göre değişik güçler kazanıyorsunuz zannedersem. Çok bilmiyorum. Herhangi bir tuşa basın diyor. Tamam. Tarot kartlarına bakalım. Şu anda bunu bulmuşuz. Hest. %2 şey pardon, 2 katı yavaşlatıyormuş dünyayı bu kart. Bu da herhalde şey olduğu zamanlar. İşte o ölenlerin ruhlarını topluyoruz ya, 100 tane ruh topladığımızda. Herhalde burada da onu kastediyor. 100 tane ruh topladığımızda 2 kat yavaşlatıyor zaman. Ama belli bir süreliğine. Aşağı atla. Ve silah alıyor. Uaaah, çok yüksek atladık. Evet, silah aldık. Tekerleği çevirince silahı değiştiriyor. Şu anda iki tane silahımız var.
Bunu, bunu da aldım. Bunların ruhlarını toplayalım. Kastettiğim buydu. Bir anda ne kadar yavaşladılar gördüğünüz üzere ve direkt patlıyorlar. Cephane harcamıyorum. Direkt öldürüyorum. 100 tane toplamadım ama göstermek için herhalde yapmışlar. Normalde 100 tane toplamak gerekiyor diye biliyorum. Belki ilerledikçe ve bir şeyler açıldıkça o sayı düşüyordur. Daha hızlı koşma tuşu vardır kesin de onu da bulamadım. Geçelim. Neden Souls Collect 16'da 10 diyor. Tamam. Başka tarot yok. Şimdi oyunun sinematiğini izliyoruz. İnşallah bu telife takılmaz. Oyunun kendine has bir de hikayesi var tabii, öyle tırt bir şey yapmamışlar. Ha, hikaye ne kadar sizi tatmin eder bilmiyorum ama hikaye işte. FPS tarzındaki oyunları sevenler için böyle Serious Sam falan zamanında oynamış. Ya o tarz oyun yok mu? Şöyle yerimizde durmadan sürekli adrenalin sağa sola ateş edebileceğimiz eski Quake'ler falan diyorsanız işte bu. My name is Daniel Garner. I've been dead for so long, it's hard to remember who I really was. Not a very good person, that's for sure. But even someone like me gets a chance. For a moment in my life, the light appeared. Vanished so fast. We died. I don't know what happened to Catherine. She deserved a better place. I landed here, in the world between heaven and hell. I fought with the devil himself. They promised me that I'd join Catherine. Angels and demons tricked me. There's no way out of here. In hell, there's no such thing as the end of pain. When you think it's over, the pain just gets worse. Devam ediyor. Seyredelim. Daniel. Daniel, wake up. He's coming. Woohoo. Daniel Garner. I have an offer for you. Yeah? I have one too. Die! Aha, hemen de öldürecek. I'm afraid that's my line. But now, do you want your Catherine back? I'll take you to her. Right. I've heard that before. Collect seven legions. Bunu daha önce de duymuştum diyor. Herhalde önceki oyunların devamı bu. Benzer yerlerde geçiyor. How can I be sure you're not lying? Ya da belki bilmiyorum, ben sadece en başına baktığım için. En başa aynı yerlerde geçiyordur. Ha. There are only two things in the world that are certain. And you're talking to one of them. Yeah, and you're not the tax collector. Ooh. 7,000 souls for your true love. Why are you helping me? Because you are an abomination in the battle with the Hell Lords.
You should have died 1,000 times. But you're still alive. You don't belong here. You disrupt the equilibrium. 7,000 souls, Daniel. Then you'll find Catherine. Galiba bir askermişiz zamanında, hatta savaşlara falan katılmışız, bir sürü insanı öldürmüşüz. Çok da iyi bir insan sayılmazmışız ama karısını seven bir vatandaşmış en nihayetinde. Bu da oh, o ne be. Oba. Aha, kalktı bir tanesi. Hikayeyi anlatamadım. Lan bir durun. Toplayamazsanız gidiyorlar. Yani hızlı hızlı toplamaya çalışın. 7000 tane ruh toplamanız gerekiyor. Az önceki abi öyle söyledi. Olay şu, trafik kazasında eşimiz ölüyor. Biz de ölüyoruz ama arada bir yerde kalıyoruz. Yani ne cennet ne cehennem. Ve az önce gördüğümüz kanatlı yaratık bizle bir anlaşma yaptı. 7000 tane ruh toplarsam benim için, dedi. Bu topladığımız ruhlar galiba işte. Karına kavuşabilirsin ve tekrar hayata dönebilirsin falan filan dedi. Onun için şu anda ruh topluyoruz. Toplamaya çalışıyoruz. Amacımız bu zannedersem, ama kandırılıyor da olabiliriz. Hatta ilk başta bize bu teklifte bulunduğunda o melek, "Haha, daha önce bunları çok duydum, yedim ben de" falan dedi bizim eleman. Deniyor. Adam da sana ciddi olduğumu kanıtlamak için bir şey göstereyim dedi ve eşimizle arabada seyahat ederken arabada bulunan ufak oyuncağı gösterdi. Topla 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 topla. Sen de ver. Ver 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 ver. Var mı başka? Oo, burada zırh varmış. Hoppa. Kaplamaya girdi. Vereceğim mi ruhunu? Aa, vermedi. Hoppa. Ben ruhumu veriyorum. Yani olayımız bu. Sağda solda gezip gezip iskelet avlayacağız. Garip garip yaratıklar çıkacak. Bölüm sonu canavarları olacak. Sürekli böyle mezarlıklarda geçmeyecek. Çok enteresan yerlere gideceğiz. Yani mesela şu teyzeler kargaları, karga sürüsü çağırabiliyor. Görünmez olabiliyorlar, ışınlanabiliyorlar falan. Teyze. Teyze dediğim cadı yani. Aa, takılma. Takılma, topla. Toplayamadım. Bunu alabilir miyim? Aldım. Lan. Şarjör, reload diye bir şey yok bu oyunda. O ilginç.
Ve de güzel, hani tam aksiyonun ortasında reload ettirmekle uğraştırmıyor sizi. Yalnız efendim bitebiliyor. Evet, bitti. Bu daha güzel bir silah ama şey değil, çok hızlı değil, artık cephanesi az. Ah, yetişmedim. Böyle. Nereye gideceğiz? Kırmızı. Ha, altınları da toplamazsanız belli bir süre sonra yok olurlar. Ayrıca cephaneleri de alın. Benim cephanem bitti mesela. Şimdi tekrar doldu. İki tane silahımız var. Daha sonrasında 3-4 falan oluyor galiba. Emin değilim ama. Aa, bunu almadı bile mesela. Allah. Oha. Dar burası, dar dar dar. Sıkış tıkış yapmayın. Hıhı. Nerede kırmızı? Burada. Bunların zırhları var. Kalkanları var. Ya. Hayır, hayır. Sıkıştım. Ayrıca bu ruhları topladıkça canınız da doluyor diye biliyorum. 1-1 mi, 2-2 mi artıyor tam onu bilmiyorum ama. 1-1 bile artsa hayat kurtarabiliyor. Huh. Sağa sola bakın, bazen silah ve cephane dışında başka ıvır zıvırlar da bulabiliyorsunuz. Çok bakmadım. Şimdi bu kısımlar hep mezarlıkta geçiyor. Normalde böyle. Ha, şu mesela. Oh. Ama hızlı kısımlar var. Arkamda neye bakıyorsun? Ay, kaçtı ki. Şimdi gelin lan. İş işten geçtikten sonra çıkarma bana bu özelliği. Kızıyorum böyle yaptığı zaman işte. Düşman yok ortada. Görüntü kararıp açılıyor. Çocuklar duyuyorum. Şurada bir şey var. Şuna yetişebilir miyim? Yetişemedim. Kırmızı şurada. Garip sesler duyuyorum. Oha. Ama tepeme yıkıldı. Tepeme yıkıldı. Saymam.
Evet, takıldım, sıkıştım, öldüm. Neyse. Oyun böyle bir oyun arkadaşlar. Güzel oyun. Yani düşünmeyeyim, kafama bir şey takmayayım, puzzle çözmekle ıvır zıvırla uğraşmayayım. Sadece önüme çıkan her adamı öldüreyim, böyle geçeyim, bölüm atlayayım falan diyorsanız, refleks oyunu istiyorsanız, aha da size refleks oyunu. Çok da uygundu fiyatı. Ben bunu aldığımda 2 lira mıydı, 2,5 lira mıydı neydi? Ama şey, kampanya vardı, indirim vardı. Hatta Painkiller'ın bir oyununu daha aldım, o da 1 liraydı yani. Düşünün, 1 lira mıydı, 1,5 lira, öyle bir şey derdi. Şimdi tabii değişiktir, farklıdır fiyatları da. Yine 10 lira küsürlerdedir diye tahmin ediyorum. Painkiller'ın bir sürü oyunu var. Bu olmasa bile bir tanesine girin, alın, oynayın bence. Benden bu kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.